tüm bir Hatay halkına yazık. Tabii. Bunu asla hak etmiyorlar. Onu dedim ya. Yani bu kadar büyük bir felaket geçmiş, siyasetin bu kadar dibe vurduğu, bu kadar çirkin iktidar kavgalarının, yani çok özür diliyorum ama lağım sularının sokakların üstünden aktığı bir tablo bu. Yani resmen sandığa gitmeyin kardeşim dedirtiyor bu tablo. Yani hakikaten galiba meslektaşım Deniz Zeyrek söylemiş. Keşke Hatay'da seçim olmasa. Artık böyle dedirtecekler. Ben bir kere bu isyanı söyledim. Onu duymadım. Doğru söylemiş. Hatay'da deprem bölgesinde seçim yapmayalım dedim. 3 ay önce söyledim. Ya, yani hani 3-4 il var ya esas yıkılan. Seçimi, burada seçim yapmayalım. Ama seçim yapmadan yani olmaz. Mesela, yani ben hani burada... Hayır ya kayyum atıyorsun. Ya mesela yani Güçlü Savaş'ın adaylığı noktasında. Ya ben o anlamda demiyorum. Ya ben buna da karşıyım. Yani ben diyorum ki bu... Bu halkı, bu kadar mağdur olmuş insanlar bu siyaseti hak etmiyorlar. Aynen öyle. Şu anda gerçek ne olursa olsun bu karşımıza çıkan tablo çok çirkin. Ya binlerce insan ölmüş, Hatay yerle bir olmuş. Bedeli halk öderken... Ne kadar umrunda ya Gökhan Hanım da adaylarını çekmez. Çok böyle Hataylılar adına da kimse hakem kesmesin. Belki hiç kimsenin umrunda değil. Biri kumpas yapmış, biri adayını çekmiş. Onlar hiç kimse derken... Yani şöyle... Ben sonra bir şey söyleyeceğim. Tabii tamam, tabii. Yani isterseniz şöyle... Sözünü bitirsin, ben öyle gireyim. Çünkü niye oradan. İhsan Bey? Çünkü bir kuliste var, hem bir de bugün çok telefon tamam. Trafiği yapmış. Şöyle, önemli. Mesela hem mühim açısından belki de yani İstanbul'da olan hadiseyi çarpı 1000 olarak görelim. Şeyde Hatay'da olan hadiseyi. Bunu bitirelim sonra İstanbul'a dönelim. Birbiri şimdi Hatay'da sıcak çünkü. Bir hadise var. İstanbul'a gelmeden her gün zaten İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul konusuna geleceğiz ama hani Hatay'ı bir tamam. Konuşalım. Yok tabii. Hatay'la ilgili de benim söyleyeceklerim var. Tabii tabii. Şimdi ben öncelikle Lütfü Savaş'la konuştum. Bu iddialarla ilgili ne diyor? Çünkü Lütfü Savaş çok açık bir şekilde Gökhan Zan tarafından suçlanıyor. Şimdi Lütfü Savaş'ın dediği şu. Ben uzun zamandır kulağıma böyle şeyler geliyordu. Gökhan Zan'la hiçbir irtibatım olmadı. Hiç söylediklerini tanımıyorum. Bana atılan çok büyük bir iftira var. Zaten biz kendi işimizde gücümüzdeyiz. Bir de şunu düzeltmek isterim deniyor ki Samandağ'da CHP tip lehine belediye başkan adayını çekecek. Bu tamamen asparagaz, böyle bir şey yok. Son gaz sahadayız diyor. Şimdi Lütfü Savaş cephesi bu. Öte yandan benim kafamı karıştıran şu var. Şimdi ortaya atılan ve Gökhan Zan cephesi tarafından yalan olduğu deep voice mi deniyor? O kadar anlamıyorum ki bu işlerden. Deep fake denilen kayıtlarda deep fake ve deep voice işte. O ikisi birlikte ortaya atılan. Yani hocam, Gökhan Zan'ın iddiası bu. Şimdi orada bir Turgay hocam sırf bir isim benzerliği. Turgay Kocakaya. Ben söyleyeyim mi? Turgay Kocakaya adlı bir şahıs. Twitter'da bu şahıs hala aktif, daha bir saat önce tweet atmaya ya devam ediyordu. Aynı şeyi söyleyecektim. Çok enteresan. Bu da çok enteresan. Ya bu aynen şey görüntüleri gibi değil mi? Yani böyle hani bir baktık ya ne oluyor? Evet. Yani bu kadar böyle şimdi adı bakın. Geçiyor. Twitter'da hala aktif. Turgay K. Kocakaya. Turgay Kocakaya yer bilimci olarak geçiyor. Ve Turgay Kocakaya o telefon konuşmasında fake ya da real bilmiyoruz. O telefon konuşmasında... İnanılmaz vahim şeyler söylüyor. AK Parti il binasındayım diyor. Tuvalete geldim diyor. Çok özür diliyorum. Şeyi dinlemedilerse. İçeride diyor. İçeride diyor. Hem Mehmet Öntürk Cumhur İttifakı adayı Antakya'nın. Hem Adem Yeşildal var diyor. Antakya AK Parti milletvekili. Evet. İşte 3 milyon 5 milyon pazarlığı filan. Şimdi burada çok TL açık mi, bir dolar mı, TL mi dolar mı? Yok canım TL olamaz. 5 olsun. Olamaz ya bu yani akıl alırdı ya. Şey mi kaldı falan. Hani ya böyle zihni sinir var projeleri ya. Vardı ya bir an. Bunun telefon konuşması versiyonu gibi bir şey. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani kesinlikle. AK Parti'nin bu ismi geçenlerin muhakkak suç duyurusunda bulunması gerekmez mi diye ben sabahtan beri bekliyorum ne olabilir. Ali İhsan Yavuz'u aradım. Dedim ki bakın böyle böyle siz AK Parti'nin önemli bir ismisiniz. Bu isimler falan. Bir dakika dedi ben o isimlere hemen ulaşayım bilgi vereyim size dedi. Hı hı. Bir süre sonra aradı Ali İhsan Bey beni. Dedi ki bilgi olarak bakın dedi bu arkadaşların önüne bu vahim iddialar geldiğinde adliyeler kapanmıştı. Saat 4'te mi 5'te mi kapanıyor o saatten sonra rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yarın sabah ilk iş Mehmet Öntürk ve Adem Yeşildal bu iddialarla ilgili... Gidecekler adli makamlarda suç duyurusunda bulunacaklar dedi. Güzel. Şimdi Lütfü Savaş diyor ki ben tanımam. Öbür taraf diyor ki suç duyurusunda bulunacağım. Şimdi bir de şu var elimizde. Gökhan Zan 21 Şubat tarihli gazetelerde ve bir de medyaskopa çıkmış. Cumhuriyet'te falan haberler var. Diyor ki isim kaynağını söyleyemem ama geri çekilmem için tehdit ediliyorum vesaire. Şimdi açıkçası kim ne diyor ve doğru söylüyor bilmiyorum. Ben sadece... ortadaki tabloyu
size aktarmak istiyorum. Şimdi AK Parti cephesi suç duyurusunda bulunacakmış yarın sabah. Lütfü Savaş benim haberim yok diyor. Gökhan Zan'ın çekilmesiyle birlikte, ha bu arada AK Parti cephesinde şöyle bir yaklaşım da var. Bizim son dönemde çok açık ara Hatay'a aldığımız görünüyordu anketlerde. Bununla ilgili çok ciddi bir rahatsızlık vardı. Dolayısıyla bunun önünü kesmek için bir hamle olarak okuyoruz diyorlar. Çünkü işte Şubat ayında da Gökhan Zan'ın çekilmesi yönünde ağır tehditler, baskılar oldu. Gökhan Zan tarafından söylenmişti diyorlar. Şimdi bütün bunları bakıp adli makamların titizlikle üzerine gidip bu işi soruşturması gerekiyor. Bir Hatay adaylarını buradan getirir misin Gizem ekranı Nagi Analcı konuşurken? Şu. Yani Kerem'in hazırladığı 5. grafik. Evet Nagi. Şimdi ben buradan çok lafı uzatmadan yok, lütfen. Türkiye'de adli makamlara bir çağrı yapmak istiyorum. Ya derhal Turgay Kocakaya isimli şahsın ifadeye çağrılması gerekmez mi? Yani gık diyen ifadeye çağrılıyor bu ülkede. Turgay Kocakaya diye bir, yani fake ya da değil. O fake olduğunun o zaman ortaya çıkması gerekir. Bazı haber kaynaklarına göre de bu ses kayıtlarının gerçek olduğu yönünde iddialar var. Şimdi vatandaş ne yapsın? Yani bu kadar siyasetin kirlenmesi. Çağırsın diye şerh düşerken Nagihan Alçı neden çağrılmadığını düşünüyor. Mesela çağrılmadığını düşünüyorum diye, belki de yarın çağrılacak. Ben diyorum ki bir an önce bu işin açıklığa kavuşması lazım. Ya yani bu şahıs hala Twitter'da olmaz mesaj yani, atıyor. Bakın yani o şahıs da diyor ki Gökhan Zan beni tehdit ediyor diyor. Bana 1 Nisan'da ödesin 70 bin lira mı aldı geri vermedi diyor. Ya inanılmaz iddialarına devam ediyor. Ya hakikaten akıl alır bir şey değil. Ben